Merhabalar. Şimdi kendi bahçemiz için kendimize özel yaptıracağımız ve kimsenin elinde olmayan spesifik bir fırın yaptırmak için Ankara Ulus Sobacılar Çarşısı'nda bulunan Aybar Metal'e geldik. Burada Volkan Bey içeride çalışıyor. Birazdan bakalım çalışmalara başlayacak. Bize nasıl bir roket fırın, çok merak ediyorum. Roket 66'ymış fırının ismi. Onu çıkaracak ve birkaç gün sürecek. Ondan sonra uygulamasını gösterecek bize. Sonra afiyetle güvecimizi pişirip ekmeğimizi, tavuğumuzu, pidemizi, ayrıca patatesimizi, soğanımızı közleyebileceğimiz, börek yapabileceğimiz bir fırın yapacağını iddia ediyor. Ben çok inanıyorum kendisine. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Size de iyi seyirler. Evet efendim, şu anda Aybar Metal tesislerindeyiz. Karşımızda sanatçımız Volkan Aybar var. Metal sanatçısı. Şimdi bize Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek roket fırın imalatına başladı. Efendim, şimdi Türkiye'de ilk defa sanatçımız Volkan Bey'in ve Aybar Metal'in tasarladığı Roket 66 roket fırını hazır şu anda. Volkan Bey ve ekibine, Mustafa Bey'e çok teşekkür ederiz. Şimdi fırınımızı açtığımız zaman içerisine Volkan Bey böyle bir tepsi koyacağımız yer yaptı. Sonra isterseniz kocaman en az 20 kişilik güvecinizi koyabilirsiniz. İsterseniz ben güveç yapmayacağım, tavuk yapmak istiyorum derseniz, hani tenekede tavuk diye bildiğimiz iki tane tenekede tavuk aparatı içerisine sığıyor. Koyalım oraya. Bu şekilde sığıyor. Yok ben arkadaş bunları yaptım, bir de ekmek yapmak istiyorum derseniz, hemen tuğlalarınızı alın, tabanına tuğlalarınızı yerleştirin ve ekmek yapın fırınınızda. Bir taraftan da işiniz bitti, patlıcan, patates közlemelerinizi, her şeyinizi, biberinizi közleyebilirsiniz. Şimdi fırınımızı bir haznesini açalım Mustafa Bey. Görüyorsunuz fırının kapağı kapalı olduğu halde içeride dehşet bir ateş var. Yaklaşık herhalde 400-450 derece. Fırının içi de takriben şu anda 250-300 derece var değil mi Volkan Bey? 300 derece var. Rahatlıkla pişer yani fırınımızda. Her şey rahatlıkla pişer. Sevgili arkadaşlar çok teşekkür ederim. 10 numara bir işe imza attınız. Roket fırına ihtiyacınız varsa unutmayın. Ankara Ulus'ta Sobacılar Çarşısı'nda Aybar Metal Volkan Aybar'a gelebilirsiniz. Talepte bulunabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'dan Volkan Aybar, Facebook'tan Volkan Aybar, Aybar Metal'e de ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Sıra full doldurmada, fırınımız kaç dereceye çıkacak bunu göreceğiz. Şimdiden zaten 200'ün üstüne çıkmış durumda. Biraz önce yaktık. Ağzına kadar doldurduk fırını. Şimdi bakalım kaç dereceye göreceğiz maksimumda. İşte fırınımız sınırları zorladı. Sadece büyük bir kasa kullandık. Şu gördüğünüz kasayı kullandık. Sadece başka bir şey kullanmadık. Bu kasayla bakın full doldurarak hala yanıyor. Fırınımız 300 derecenin üstüne çıktı. 350 derecenin üstüne çıkarsa bu gördüğünüz termostat patlamak zorunda kalacak. Şimdi fırının içine açıyorum.
Çok merak ettim içine. Aman Allah'ım. İçi cehennem ateşi gibi yanıyor şu anda. Ve termostatın arka malzemesi de şu anda ısınmış durumda. İnşallah dayanır. Efendim, fırınımız yerine geldi. Bahçemiz de şu anda. Alper de güvecini hazırlamış. Onun canı bugün güveçte ne istemiş bakalım hemen. Güveçte kuru fasulye istedi. Biraz malzemelerini hazırladı. Şimdi hafiften ısıttı. Güvecimizi de yerine koyuyor. Fırınımız ilk defa güveçle tanışıyor şu anda. Bunu da koyduk. Ve fırınımız hemen 5 dakikada biraz önce 250 dereceye gelmişti zaten bu ateşle. Şimdi tabii biraz soğudu. Hemen malzemeleri yerleştirdi. Fırının kapağını kapattı. Ve yaklaşık 2 saatte pişmeye hazır. Afiyet olsun. Pişince bakacağız bakalım Alper'cim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Alper'in güvecini koyduk. Üstüne de böyle bifteklerimizi koyacağız şimdi. Aynı anda bifteklerimiz daha çabuk pişecek. Altında da yaklaşık 2 saatte güveçte fasulyemiz hazır olacak ama bifteğimiz daha çabuk pişecek. Bu arada harıl harıl yanıyor bakın ateşimiz. İçini iki tane koca koca tomruklara. Hemen yarım saat sonra etimiz bu şekilde. Güvecimiz pişmeye devam ediyor. Bakın görüyorsunuz. Yanına patatesler koyduk. Üstünde çayımız demlendi. Aşağıda patlıcanlar ateşin içinde kavrulmaya devam ediyorlar. Bir taraftan bu eti yemeye devam edelim. Hadi bakalım. Zehra Hanım da bulgur pilavımızı hazırlamış. Etin yağını bulgur pilavıyla karıştırdık köşelerde. Şöyle. Bekle oğlum, bekle. Tamam. Afiyet olsun hanımlar, buyurun hadi.